Bu sezon Antalya yine bu Akdeniz demek ki yaramıyor Trabzonspor. Antalya'dan yine 5 gol yemiş. 5-2'ydi yanılmıyorsa muhafızam beni yanıltmıyorsa mağlup olmuştu. Karagümrük'e 2 hafta önce e, Karagümrük'ten 4 gol yedi. Yine 5 gol. Şöyle bir rakam var önümde. Merak edip baktık. Geçen sene 17 maçta 13 gol yemiş. Hocam Trabzonspor en az gol yiyen takım. Bu sezon 25 gol yemiş aynı dönemde. 13 gol, 25 gol neredeyse iki katı. Ve liderin 10 puan gerisine düştü. Bordo Mavili takım hatayı, sorunu nerede aramak lazım? Hocam bu hatanın nerede araması falan yok. Şöyle söyleyeyim yani bu Trabzon için e, gelen bir felaket olmuş. Yani bunun bir izah tarzı yok. Bir takım bu kadar gol yerse tamam bir takım mağlup olur. Şu olur bu olur da. Hocam bu Trabzon'un ruhu mu hiçbir şey kalmamış ya. Ya Trabzon bu nasıl bir Trabzon abi? Bir Trabzon takımı. Sana şunu söyleyeyim çok net. Yani Trabzon'dan git bak yemin ediyorum sana. Trabzon'dan mali amatör takımlardan bir karma çıkar. Bu takımdan daha iyi mücadele eder. Hiç olmazsa kavga eder sahada. Trabzon takımı bitik ya. E zaten baksana skorlara. 5 4. Şu anda çarptı top kaleciye. 6 oluyordu. Evet. Yani Antalya'dan 5, buradan 5. Yani Antalya il sınırı, Alanya Antalya il sınırı 5 5 oldu. Kale gümrükten 4. 9. 5 5 10 14. Ya 14 gol hocam sen ne diyorsun? Bu bu öyle bir şey değil. Bu bunun iki kişi var buna hesap verecek bir Teknik adam iki kulüp başkanı. Bu dikiş tutmaz hocam sana söyleyeyim. Bu dikiş gitmiş yani biz artık toparlanırız, toparlanırız. Futbolcular konuşurlar yani önümüzdeki Önümüz başkan. Sakatlandı mı acaba ya? Bilmiyorum o önümüne... çok sinirliydi o kenarda otururken. Zaten mücadele eden bir oluyor. Biraz da bakaşadas oluyor işte. Evet. Ciopis oluyor filan yani. Yani yani hocam, hocam bak şimdi eee 8 maç şurada yanılmıyorsam değil mi? Evet. 8 maç 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi. Yani 8 maçta 5'i kayıp. Ya zor Ender, bu şekilde. Ender kaybedebilirsin ya. Kaybedebilirsin abi çıkarsın. Adam senden daha iyi oynar. Şanslıdır, odur budur. Ama abi bir kavga edersin ya. Bir, bir girersin, çıkarsın topaya o, en önemlisi o zaten. Yani bakıyorum. En önemlisi o. Trabzon takımı ölü toprağa serilmiş gibi üstüne ya. oynuyorlar ya. Öyle oynuyorlar yani 90 dakika bitse de gitsek diyorlar. Bunun bir sebebi vardır hocam. Bak ne söylüyorum. Yanılmıyorsam... Bunun bir olsam, sebebi vardır. Bu sebebin ilk cevabını bu olayın ilk cevabını Abdullah Hacı verecek. Sonra kulüp başkanı verecek. Temposuz oynuyoruz. Hareketsiz oynuyoruz, çok statik oynuyoruz demişti Abdullah abici. Öyle de oynamaya devam ediyorlar. Abi o benim sorunum değil, ki, senin sorun. Yani statiği bilmem ne falan onu beni ilgilendirmiyor abi. Ben sahada bakarım Trabzonspor nasıl oynuyor. Statik, statik o beni hiç ilgilendirmiyor. 4-2-4, 4-3-3 beni de ilgilendirmiyor. Trabzon takımı sahaya çıkıp mücadele ediyor mu abi? Rakipten evvel topa kafayı sokuyor mu, ayağını sokuyor mu, mücadele ediyor mu? 4 takla atıyor mu bir topa girdiği zaman ben ona bakarım. Sen bana statik bir anlatma abi. Trabzon takımı niye mücadele etmiyor? Trabzon takımının ruhu kalmamış. Niye? Niye Trabzon takımı yürümüyor? İşte o zaman niye da... rakiplerini ısıramıyor? Abdullah abici bana onları söyle. He işte. Bana statiği mütetiği anlatma abi. Ben anlamam statikten falan. Ve bugün ne diyecek merak ettim ben şimdi. Ben toplu boynamadım yıllarca. İşte hakemlik yaptık çok az. Falan. Ben köylü bir adamım abi. Sen bana anlat abi derdini anlat. Ben hiç topu filan bilmiyorum. Bana anlat abi böyle A, B, C. Ben bileyim Trabzon niye böyle? Niye böyle Trabzon yerlerde sürünüyor? Bana ona da Abdullah Avcı. Bana öyle statik bir kitabı konuşmayın bana abi. Kitap herkes de kitap var. Herkes kitap. Sıkıcı herkes kitaptan konuşuyor. Herkes kitabı açıyor filan. Bırakın kitabı filan abi. Kitap var bir de futbolun ruhu var. Bir de futbol var. Futbol candan oynanan bir şey. Candan candan. Böyle girersin, çıkarsın, parçalarsın, basarsın, düşersin, kanar kafan. Bir daha mücadele edersin. Tekmeye kafayı sokarsın filan. Nerede? Trabzon'a bakıyorum muhallebi gibi top oynuyor. Muhallebi. Dibi yanmış muhallebi Trabzon Spor. Kusura bakmayın. Abdullah abici, takımının görüntüsü öyle. Ruh mu hiçbir de şey ne ruhu ya? Ulan tuzluğu bile ee... iyi temizler bir şeyleri. Nasıl? Evet evet. Ee, kariyerinde ilk kez aynı sezonda 4 ve üzerinde gol yiyor Abdullah Avcı, bir Abdullah Avcı takımı. 3 kez olmuş bu. Ama Abdullah Avcı hep şey top oynatan bir adam zaten. Hani böyle statik Tabii, yani statik var kontrollü, ya. kontrollü 1-0 yavaş, -0, az, 0, az iyiyim, gol öyleydi. Şey, yakalarsam gol eteyim şeklinde bir antrenör tipi. E hani o zaman sistem mi değiştirdi bir açılayım dedi öyle mi yiyor acaba? Bir puan durumuna getirebilir miyiz? 10 puan oldu hocam zirve ile arasındaki puan farkı. Hocam farklı. zirveyi falan bırak. Onu bırakıyoruz. Trabzon, Trabzon ve zirve hikaye abi. Trabzon önümüzdeki seneye bakacak dikkatini çekerim. Ya şaka söylemiyorum. Hani futbolcular söylüyorlar ya önümüzdeki maçlara bakalım diye her maçtan sonra. O klasik. Trabzon önümüzdeki seneye bakacak. Bu seneyi bırakacak. Sıfır. Bitti bu sene Trabzon. Attığı yediği gol eşit biliyor musun Trabzonspor? Evet, sıfır bak görüyor musun? Şöyle söyleyeyim düşme hattındaki Sivas Spor Trabzon Spor'dan daha az gol yemiş. Yani bu Trabzonspor takımı az gol yiyen, kalecisi savunması sağlam bir takımken yani hani takım savunmasından bahsediyorum. Defansla bir de hani Vitorigo'nun yerine Bartra falan alındı. Defanstan bahsetmiyorum. Milli kalecim var. Türk milli takımının birinci kalecisi. Ondan da var. Ama takım savunması anlamında gelen geçiyor. Çok durgun. Ondaki, onun üstündeki takımlara bak. Avarajı 10, 15, 9, 22, 19. 10, 15, 9, 22, 19. Kendi altındaki takımın avarajı 7. bir Zaten bu gösteriyor. Tabii. Şimdi Alanya Spor'da geldi 24 puana. Alanya'da rahat bir konuma geldi. Ee, o rahat takımlardan biri haline evrildi Alanya takımı da. Yani ya Trabzon'un bugün pozisyonu var mı? İki yerde bir pozisyonu hatırlıyorum var. Ee, bir direkten dönen Bakasetas'ın ikinci yarıda bir ha, topu var. Direkten dönen topu var Bakasetas'ın. Trezegenin maçın hemen başında bir yakaladığı fırsat var. Belki onu yakalasa farklı bir senaryo konuşacağız ama işte olmuyor. Olmayınca da olmuyor. Ee, bir ikinci sayfaya da bakalım. Hocam İstanbul maçı 90 artı 11 mi 12 mi penaltıdan gol oldu 1-1 bitti. Öyle mi? Antep 1-0 öndeydi biliyorsunuz. Hmm. Uzun süre öyle götürüyordu. 90 artı 15 sürdü. 90 artı 11 ya da 12 idi. Penaltıdan 1-1 oldu. İstanbul Spor'da 12 yaptı puanını. Antep 19 oldu. Ankara Gücü, Antep, Giresun bunlar 19 puanda. Karagümrük 20 yaptı. Kasımpaşa 18 düşme attı oralar karışık hocam yani çarşı pazar söyleyeyim sana. Dün Karagümrük başında ne maç oldu be? Ya. Ne güzel maç oldu ya. Güzel maç oldu. Çok güzel maç oldu. Güzel maç oldu, maç oldu hocam. <laughs>